Sevgili izleyenler, Akit TV ekranlarında Bir Nefes Sıhhat programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz fitoterapi uzmanı Sayın Mustafa Eraslan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Sizden de öyle. Nasılsınız? Hamdolsun Rabbime, siz de iyisiniz. Çok şükür. Müthiş bir enerjiniz var. Ekrana yansıyor. Burada canlı da öyle. İzleyenler de alıyor o enerjinizi. Hamdolsun. İnşallah bu enerji hastalığın şifa bulmasına vesile olur diyelim. Bismillah deyip başlayalım. Bugün yine sevgili izleyenler önemli konularımız var. Sayın hocamız Mustafa Eraslan bizlere bu konular hakkında bilgiler verecek. Öncelikle şunu rica edebiliriz. Programımızı çok dikkatli izleyin. Çünkü kıymetli hocamız çok değerli bilgiler verecek. Mümkünse kağıt kalem bile alın, not bile alabilirsiniz bu bilgileri. Ya da tekrarını programımızın yine bizim resmi sitemizden de izleyebilirsiniz. Hocam bugün hipertansiyon. Bana notlar aldırdınız, yayından önce hatta çalıştırdınız. Dediniz ki bugün hipertansiyondan bahsedeceğiz. Şeker hastalığı hakkında yine bilgiler vereceksiniz. İnşallah. Ve son bölümde de kireçlenme ile ilgili. Dilerseniz hem izleyicilerimize hem de burada stüdyodaki arkadaşlarımıza hipertansiyon nedir? Hipertansiyonun ne olduğuyla önce bir başlayalım. Sonra nasıl olsa sonra devam edelim. Şimdi bu üç konu niye bizi ilgilendiriyor veya bugün niye bunlardan bahsedeceğiz? Hipertansiyon, diyabet yani şeker hastalığı ve kireçlenme. Toplumda biz kaç kişiyiz şu anda? 80 milyon. Evet. Bu bahsettiğim hastalıkların görüldüğü insan popülasyonu sayı yaklaşık 55 milyon. Çok ciddi rakam hocam. Tabii. Ya ülkenin 3'te 2'si bu hastalıklardan muzdarip. Tabii yani resmi rakam 17 milyon 300 bin hipertansiyon hastası var. Bunlar resmi rakam, devletten ilaç kullanan hasta. Öyle enteresan ki bir kere şimdi tabii hep hipertansiyon, tansiyon, tansiyon diyoruz. Bazen bizim hasta gidiyor, hocam işte benim büyük tansiyonum şuymuş, küçük tansiyonum buymuş. Ve insanlar büyük tansiyon ve küçük tansiyon konuşuyorlar ama ne olduğunu çok bilmiyorlar. Ne işe yaradığını da bilmeyiz hocam. Büyük tansiyon şu. Şimdi kalbiniz pompaladı. Evet. Yaklaşık 70 yılda 2,5 milyar kez. 2,5 milyar kez. Saymaya kalksanız sayamaz. 2,5 milyar kez. Pompaladığı anda damar cidarındaki basınç bizim büyük tansiyonumuz. Gevşediği anda damar cidarındaki basınç da bizim küçük tansiyonumuz. Yani büyük tansiyonumuz bu, küçük tansiyonumuz bu. Pekala hangi değerler normaldir? Aslında bizim 14 ile 6 arasını biz hep normal kabul ederiz. Şimdi kitaplarda işte 12'ye 8 diye halkın da bildiği. Ha işte hocam işte 12'ye 8 değil benim tansiyonum, biraz sıkıntılı. Niye sıkıntılı? İşte benim 11'e 7. Şimdi sizin bardakla benim bardağım birbirine benziyor değil mi? Evet. Niye biliyor musunuz? Fabrikasyon. İnsanlar fabrikasyon değil. İnsanların birisi 1.60, birisi 1.80, birisi 2 metre, birisi 60 kilo, biri 80, biri 90. Yediği, içtiği stresi vesaire. O 12'ye 80 tabiri. Amerikalıların prototip bir insanı var. Kafalarını göndermişler. İşte 120 metre basınç ve 80 milimetre basınç olursa normal. Öyle bir şey yok. Hani boyu şu, kilosu şu olursa da tansiyonu şu kadar olur gibi mi? Ha. Onun için bizim yapacak olduğumuz şey şu. Eğer yüksek tansiyonumuz 14-14,5. Yani bazı bilgilerde 15'e kadar aslında şey evet. yapabilirsiniz. Ama biz yine 14 diyelim. Küçükte de 6'ya kadar, 6,5'a kadar aralıklarda gezer ise tansiyonumuz normaldir bana göre. Onun için çok fazla böyle telaş edilecek, işte hemen ilaçlara başlayacak vesaire vesaire bir şey yok. Şimdi burada konuştuklarımızı biz doktor arkadaşların, kardiyolog arkadaşların veya işte hipertansiyonla uğraşan arkadaşlarımızın, daireci arkadaşlarımızın dediği hiçbir ilaca karışmayacağız. Karışmıyoruz da. Ama biz kendi bildiklerimiz ile bunların entegre olmasını mutlaka istiyoruz ki insanlar çok fazla yorulmadan, çok fazla ilaç kullanmadan ve asıl özelliği şu, ömür boyu ilaç kullanmadan, ömür boyu ilaç kullanmadan hastalıklarını atlatsınlar. Şimdi hipertansiyondaki özellik ne? Ömür boyu ilaç kullanıyorsunuz. Şimdi ben size soruyorum. Yani hipertansiyon teşhisini biz nasıl koyuyoruz? Başınız ağrıdı. Bizim kameramın başı ağrıdı. Şimdi orada uyuyor. Başı ağrıdı. Götürdük şeye. Genelde doktor da gitmezler. Eczacıya giderler. Eczanede ölçüldü. Hadi diyelim doktor gitti. 10 kere 20 kere ölçtük. Yazdık. Baktık tansiyon yüksek. Dedi ki sende hipertansiyon var. Bir ilaç başladık. Arkasından ilerleyen dönemde
Ayaklarında şişkinlik oldu. Ödem diyoruz biz. Hemen bizim kameramana veya babasına bir tane idrar söktürücü, yani sıvıyı atacak. Midesinde problem çıktı, mide koruyucu. Erkek iktidarsızlık başladı, bir tane uyarıcı. Derken karaciğer enzimleri yükseldi. Derken sonuçta biz 10 yıllık bir hipertansiyon hastası 3.3 civarında ortalama ilaç kullanıyor. Yani ve ömür boyu kullanıyor. Ancak sıkıntı şu. Siz kullandığınız zaman kan basıncını belli seviyede tutmak için kullanıyorsunuz. Bu hipertansiyonu ortadan kaldırmak için kullanmıyorsunuz. Peki hocam, bu ilaçların bir yan etkisi oluyor mu? Tabii hipertansiyon yan düzelsin diye bir ömür kullandığımız o ilaçların vücudumuza başka bir zararı oluyor mu? Şimdi siz araba kullanıyor musunuz? Evet. Araba kullanıyorsunuz. Arada sırada araba nereye gidiyor? Bakmaya gidiyor. Filtresi değişiyor mu? Değişiyor. Evet. Yağ filtresi, hava filtresi, motor bazen açılıyor değil mi? Niye? Çünkü siz dışarıdan ona bir yakıt veriyorsunuz, yağ veriyorsunuz. Bizim aldığımız besinler nedir? Bizim yakıtımızdır. Bunlar nerede çözünüyor? Karaciğerde işleniyor. Aynen bizim motor gibi. Onların da vücutta bıraktığı son derece etkili, vücudu yoracak toksinler var. Zararlı maddeler var. Vücudun atamadığı maddeler var. Şimdi geldik, ne dedik? Ömür boyu ilaç. Pekala, hipertansiyonun sebeplerinden bir tanesini konuşalım. Nedir? Damar tıkanıklığıdır. Şimdi siz bahçe sularken, örneğin bahçemiz olsa sularsak, hortumu biraz bassanız ne olur? Hortumun arka tarafında bir basınç artışı olur değil mi? Evet. Yani hortumda bir tıkanıklık olur. İşte bizim hipertansiyonumuz bu. Damarda bir tıkanıklık ve basıncımız artıyor. Peki hocam, hipertansiyonun ya da işte küçük ya da büyük tansiyonun dengesi bozulduğunda, hı hı, bu bizim başka organlarımıza da zararı olur mu? Ya da hangi organlarımıza zararı olur? Tamam. Şöyle düşünelim. Hipertansiyon neyle ilgili? Damarlarla ilgili. Damarlar nerede var? Damarlar saç köklerinden ayak parmak uçlarına kadar var. Buraları bir sayalım. Ve bunların içine bizim için çok önemli olan 3-5 tane organdan bahsedelim. Bir tanesi bizim yukarıdan başlarsak gözlerimiz. Arkadaşlar gösterirlerse retinopati adını verdiğimiz gözlerde hipertansiyona bağlı, biraz sonra inşallah diyabete bağlı da şey yapacağız. Gözlerde ciddi bir görme kaybı ve sonuçta körlük. Başka beyinde, orada arkadaşlar koymuşlar sağ olsunlar, bizim felç inme dediğimiz olay. Yani öyle enteresan bir hastalıktır ki, siz şimdi bazen işte adam cinayet işliyor, ne diyorsunuz? Ağırlaştırılmış müebbet hapis istiyorsunuz değil mi? Evet. Bir de şöyle düşünün siz, yatalak hasta, her şeyi biliyor, görüyor, hissediyor, yerinden kalkamıyor değil mi? Tam bir müebbet aslında olduğu yere, olduğu yere. Yani hipertansiyon işte felç inmeye sebep oluyor. Başka? Kalp krizine. Birçok insan hayatın kalp krizinden kaybediyor. İşte hipertansiyon etkilediği organlardan bir tanesi de. Bu arkadaşlar tekrar gösterirse hastalarımız daha net anlarlar şeyi, görüntüyü. Şöyle bakayım. Tabii izleyicilerimiz de dikkat ederlerse, tabii, hem şemaya hem de sözlerinize. Tabii. Başka, böbrek harabiyeti. Aslında şunu yapmak lazım. Böbreklerde harabiyet oluyor ama bazen de böbreklerdeki harabiyet hipertansiyona, evet, şey yapıyor, sebep oluyor. Başka nedir işte? Kalp yetmezliği, körlük dedi. Aklınıza gelebilecek bütün organları olumsuz olarak hipertansiyon etkiliyor. Ne yapmak lazım? Bir, hipertansiyonda önce yani geleneksel dediğimiz, tamamlayıcı dediğimiz tedavideki bazı metotları kullanmak lazım. Siz neresiniz bilmiyorum şu anda. Bursa. Bursa. Bursa'da eskiden, gençliğinizde diyelim, daha gençliğiniz ama daha da gençken, evet, şeyler edeyim. Bu kollarına takarlardı insanlar. İstanbul'da çok vardı. Bursa'da ben bilirim. Ben Erzincan'ım. Erzincan'da çok. Alış satarlardı. İpe dizilmiş. Hatırlar mısınız? Evet. Yani. Alıcı bu bizim yaşlılarımız. Benim rahmetli babaannem ne yapardı biliyor musunuz? Boynuna asardı onu iple. Arada çekirdek çitler gibi. Onu yerdim. Çünkü hipertansiyonda kullanılan, dünya üzerinde kullanılan en önemli bitkilerden bir tanesi alıç. Bizim dağda, bayırda, her yerde yetişen alıç, hipertansiyonu olmazsa olmaz tedavi metotlarından biridir. Başka var mı peki bu, yani tansiyonun bozulduğunda tedavi amaçlı kullanabileceğimiz bitkilerden, evet, de bahsedersiniz. Bitkiler. Şu anda büyük ihtimalle izleyicilerimiz de kağıt kalem hazırdalar. Tabii alıç.
başka Panax ginseng adını verdiğimiz ginseng. Yani bu çok çok önemli bir bitki. Eskiden neredeyse ne diyeyim ben, her hastalıkta, yani her hastalıkta kullanılan bir bitki. Tansiyona son derece etkili. Başka reishi mantarı etkili mi? Reishi mantarının özelliği şu: tansiyon yüksekse düşürüyor, alçaksa yükseltiyor. Bunu adaptojen diyoruz. Yani normale döndürüyor vücudu, normale döndürüyor. Bunun dışında çoban çökerten dediğimiz, tıkalı damarların açılmasına yardımcı olan, Trilobus teres adını verdiğimiz bitkiler var. Yani bu bitkiler günümüz şu anda yapılan tedaviler. Artı geleneksel ve tamamlayıcı tedavi. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman işte bu ömür boyu ilaçtan ve hipertansiyonun vücutta önemli organlarda yaptığı zararlardan çok rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Peki hocam, şu anda izlerken yazmaya çalışan izleyicilerimize bir tekrar etsek, en önemli tedavide kullanılan bitkilerden mesela çoban çökerten bir. Çoban çökerten bir. Alıcı aynen çekirdek çitler gibi hayatlarına. Bakın şurada bir avuç alış görüyorsunuz. Bunları alışkanlık edinsinler günlük hayatlarında. E tabi. Alıcın sirkesi. Sirke kullanıyoruz değil mi? Evet. Yani ne kullanıyoruz? Örneğin üzüm sirkesi kullanıyoruz. Elma sirkesi kullanıyoruz. Alış sirkesi kullansınlar. Çok yüksek olmayan hipertansiyonda sadece alış sirkesi kullanarak tansiyonu belli bir seviyeye getirebilirsiniz. Artı tıkalı damarların açılmasına yardımcı olur. Bunlar evde kullanılacak çok basit, çok ucuz ama çok da etkili tedaviler. Sadece düzenli kullanılması gerekir. Bu kadar. Ama siz sadece tribulusu ve benim bahsettiğim bazı bitkileri ekstra olarak kullanırsanız hastalık ortadan kalkar. Birçok hipertansiyon hastası hipertansiyon dediğimiz illetten kurtulur. Ve ömür boyu ilaçtan kurtulur. Ve devlet de ömür boyu ilaç kullanma, şey yapmaktan, parası ödemekten kurtulur. Ayrıca ilaç kullanarak başka bir organımıza da zarar vermekten de kurtulmuş çok oluruz. Güzel. Çünkü çok, gerçekten çok düzenli ilaç kullanmak da vücuda bambaşka zararları da oluyor bir taraftan. Ki hemen bağlayalım. Bağlayalım hadi. Şimdi şeker hastalığı dediniz az önce konuşurken. Hı-hı. Bu tansiyonla da aslında bağlantılı biraz anladığım kadarıyla. Peki bu şeker hastalığı hakkında önce bir kısaca bir bilgi verir misiniz? Şeker hastalığı nasıl oluşuyor vücudumuzda? Eskiden bizim bir üniversitede hocamız vardı. Derdi ki, evladım derdi, eğer birisine beddua etmek isterseniz ona şeker hastası, yani Allah sana şeker hastalığı versin. Bu kadar büyük bir imtihandır bu. Özelliği şu: biraz önce bahsettiğimiz hipertansiyon gibi vücudun her tarafını etkileyen ama her tarafını çok kalıcı olarak etkileyen bir hastalık. Yaklaşık 10 milyon civarında resmi rakam bilinen şu anda Türkiye'de şeker hastası var. Devletin yani çok ilaç ciddi bir rakam. E tabii çok ciddi bir rakam. Yani her 8 kişiden biri ülkemizde tabii, yani potansiyel şeker hastası. %12,5 potansiyel değil, bunlar hasta. Hasta. Tabii. Bir o kadar da bunun yani yaklaşık %20'ler olduğu birçok yerde söyleniyor. Çok ciddi bir rakam hocam. Tabii inanılmaz bir rakam. Şimdi arkadaşlar tekrar şey gösterirse, diyabete bağlı etkilenen organları. Bir de bir cümleyle, diyabet nedir bir kere? Yani şeker tabii, hastalığı evet. Nedir? Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Öğlen yemek yediniz. Hı-hı. Ne yapıyor? Aldığınız gıdalardaki şeker emiliyor. Ve emilen şeker kan dolaşımına geçiyor. Kan dolaşımına şeker olduğu zaman bu ne yapılacak? Bu hücre içinde kullanılacak. Hücrenin enerjisi. Tamam. İşte bazı maddeler onu alıp insülin gibi hücre içinde kullanmak için şey yapıyorlar, yakalıyorlar. Eğer sizde insülin miktarı az ise şeker serbest olarak başlıyor dolaşmaya. Hani biz şeker ölçümü yapıyoruz kanda. İşte bu. Onun için iki tane işlem yapmak lazım. İki işlem olması lazım. Bir, ya insülin seviyesi normal olacak ya da şeker seviyesi az olacak ki insülin yeterli olsun. Ya da bir şekilde siz şekerin emilmesini azaltacaksınız. Tamam. Peki bunlar hiçbir olmazsa ne oluyor? Bunlar hiçbir olmazsa ciddi bir şeker hastalığı ve arkadaşların gösterdiği gibi işte bakın şekere bağlı diyabetik bizim nöropati adını verdiğimiz, retinopati adını verdiğimiz ciddi bir göz hasarı. Bu göz hasarı deyip geçmek lazım. Bunlar dönüşümsüz körlüklere neredeyse sebep oluyor. Dönüşümsüz körlük, yani günümüz tedavisine böyle. Ama geleneksel tedavide bunlar yani çok büyük oranda dönebiliyor. Göz dışında nelerimiz var bizim? Arkadaşlar gösterirlerse sinirlerde ciddi harabiyetler var. Başka böbreklerde çok ciddi harabiyetler var. Damar tıkanıklığı,
Yani aklınıza gelecek bütün damarlar. Neredeyse etkilemediği bir organ yok. Damar tıkanıklığı ile ilgili olay şöyle. %450, yani 4,5 katı. Normal bir hastanın, normal bir insanın damarın tıkanma oranıyla şeker hastalığı olan, diyabeti olan hastanın damarın tıkanma oranı 4,5 katı. Çok ciddi bir rakam hocam. Tabii inanılmaz bir rakam, inanılmaz bir rakam. Şu anda izleyiciler büyük bir heyecanla, merakla izliyorlar ve dinliyorlar sizin ağzınızdan çıkacak sözleri. Çünkü özellikle ben de şimdi dinlerken tedavide kullanılan bitkiler kısmında insan bir daha bir kulak kabartıyor. Çünkü şöyle bir şey var, ben de öyle bir izlerken bir uzmanı hastalık hakkında bilgi verirken biraz böyle gayri ciddi dinliyorsunuz ama tedavisi hakkında özellikle şu bitkiyi şunu kullanın dendiği noktada insanlar pür dikkat izliyorlar hocam. Şöyle olması lazım aslında, biz doktorlar bazen bilinmez oynuyoruz mu diyeyim, yani yanlış bir ifade de, yani hasta bizi çok anlamıyor. Hastaya iyi anlatmak lazım. Şeker, senin şeker hastalığın var. Tamam, şeker hastalığı şudur kardeşim. Peki şeker hastalığı ne oluyor? Bu oluyor. Şeker neyi etkiliyor? İşte şu 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 organları etkiliyor. İşte bakın, bazen şeker hastası gelir. Hocam ben işte 200 metre yürüyorum, artık adım atamıyorum. Niye? Damar tıkanmıştır. Damar tıkanmıştır. Diyabete bağlı, damar tıkanmıştır. Şimdi halkın iyi anlayacağı gibi şöyle diyelim. Siz şerbetli tatlıları bilirsiniz değil mi? Yani eşimiz, dostumuz, annemiz, babamız. Babamız yapmazdı da annemiz yapardı. Normal suyun akışını düşünün bir oluk içinde. Bir de o şeker için, yani tatlı için yapılmış şerbetin akmasını düşünün. Birisi daha yoğun değil mi? Evet. İşte onun kılcal damarlar özellikle, tıkama özelliği daha fazla. Yani benzetme olduğu kadarıyla insanlar şey yapsınlar, hastalarımız anlasınlar. Damarlar tıkanır. Onun dışında hasta gelir bazen, ya hocam der, benim ayağım bir türlü ısınmıyor. Başka bir şekilde hastası gelir, hocam benim ayağım yanıyor. Çünkü burada nöropati dediğimiz sinirlerde harabiyet vardır. Arkadaşlara gösterirlerse. Yani ikisi de aynı sebebin aynı, sonucu. Aynı hastalık ama bir tanesi damarları tıkıyor. Şöyle düşün, kaloriferin borusundan sıcak su gitmediği zaman ne oluyor? Kaloriferini değiyorsunuz, soğuk değil soğuk mi? Kalorifer orada yerinde duruyor ama soğuk. O damar açıldığı zaman tekrar ısınıyor. Aynen. Çok ısınması da yine problem. Çok ısınması da tabii çok çok ciddi bir problem. Şeneydi, benim hastam vardı, burada da bahsettiğimi bilmiyorum. Şey diyor ki eşi, ben diyor yanık kokusuna koştum diyor. Ayaklar ısınmıyordu diyor. Ayağını şeye dayadı, sobaya dayadı. Yanmış hissetmedi. Nöropatide, diyabette sinir harabiyeti olur. Öyle olunca siz iğne batırırsınız, hissetmez. Ayağı yakarsınız. Bu felç gibi değil ama değil mi? Başka değil, bir şey mi? Değil. Bakın enteresan. Ayağı pürmüz de yakın, hissetmez. Uyulur orası. E tabii. Bu kadar etkili. Yani, çünkü sinir harabiyeti var. Biz ağrıyı nereden hissediyoruz? Sinirlerden hissediyoruz. Bakın şimdi akciğeri, örnek vereyim bir tane. Evet. Akciğeri düşünün siz. Akciğerin zarında bizim şeyimiz vardır veya karaciğer düşünün. Zarda ağrı sinirlerimiz vardır bizim. Akciğerin zarını soyun. Evet. İnsanı canlı canlı akciğerini parça 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 gidin, hiçbir şey hissetmez. Hiçbir şey hissetmez. Size güler, oynar, konuşur. Bir taraftan kesiyorsunuz onu. Ha, şeylere böyledir. Sinir harabiyeti olduğu zaman insanlar şey hissetmezler. Neydi? Ağırlığını, yanığı vesaire hissetmezler. Onun dışında böbreklerde çok ciddi bir harabiyet olur. Bizim diyabetik nefropati adını verdiğimiz. Her tarafta diyaliz merkezleri var değil mi? Evet. Diyaliz merkezlere gidenlerin yaklaşık %50'si, yarısı. Ne hastası? Şeker. Şeker hastası. Ya. Çok ciddi bir dert. Siz şeker hastalığını ortadan kaldırın. Şey, diyaliz merkezleri yarıya indiriyorsunuz. Büyük bir külfetten de kurtuluyor bu sefer tabii devletimiz. Şekeri halledin, tansiyonu halledin, damar tıkanıklığını halledin. Yaklaşık %80'lere çıkıyor şeyinizin, ilaç sarfiyatınızın azalması. Yani 10 milyar dolar harcıyorsak, düşünebiliyor musun? Harcayacaksınız 2 milyar dolar, 8 milyar dolar. Hastanelerin yoğunluğu da bir taraftan yine azalmış oluyor. Hastaneler, yani sağlık hizmetinin kalitesi de yükselmiş oluyor. Hastaneleri kapatacaksınız. Zaten sağlıkla başarı aslında budur. Hastaneleri kapatacaksınız. Öyle değil mi? Doğru. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Bizanslılar ne yapıyorlar?
Yani bir işte hediyeleşme, merhabalaşma, bir işte dostluk demeyelim, bir irtibat kurmak için şey gönderiyorlar. Hediyelerle birlikte doktora da gönderiyorlar. Yaklaşık 9 ay sonra mektubunu yazıyor. Diyor ki, yani burada diyor tedavi edecek hasta yok diyor. Benim burada vesam yok. Ben diyor tekrar diyor dönüyorum diyor. Niye? Dönüsü başımıza. İnşallah. Niye biliyor musunuz? Siz orada sünnete uydunuz. Hastalıkların ana sebeplerinden bir tanesi yememiz, içmemiz. Değil mi? İyi çiğnediniz, kurtuldunuz. Midenin 1/3 hava, 1/3 su, 1/3 gıdayla doldurdunuz. Hastalanmadınız. Öyle değil mi? Doğru. He. Onun için yani biz aslında ufacık tefecik bazı şeylere dikkat ederek birçok hastalıktan kurtulabiliriz. Tekrar diyabete dönersek, diyabette şimdi bir günümüz tedavisi var. Bir de tarih boyunca kullanılmış tedaviler var. İbn Sina diyabetten, şeker hastalığından bahsederken, özür diliyorum seyircilerden, diyor ki ballı çiş hastalığı veya tatlı çiş hastalığı, şekerli çiş hastalığı diyor. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz böbrek harabiyetiyle birlikte böbreklerden şeker kaçıyor. Normalde emilmesi lazım. Vücutta kalması lazım. Bu sefer idrar tatlı oluyor. Onun tadına bakarmış birisine. Dermiş ki bunda şeker hastalığı var dermiş. Ve tedavisini yaparmış. Hintçe'de gurmar veya Latince Gymnema silvestre adını verdiğimiz bir bitki var. Hem tip 1'de hem tip 2'de şekerin iki tane tipi var. Son derece etkili. Yani tip 1'lerin yaklaşık %16'sında, %16 çok büyük bir orandır, İnsüline bağımlılıktan sizi kurtarıyor. %73'ün de tip 2'inde insüline bağımlılıktan kurtarıyor. Bunun yanında da aslında kalın bağırsak temizliği dediğimiz bir olay var. Ben çok sık bahsediyorum. 1994'te bahsettim. Eleştirdiler. 99'da bahsettik. 2004. Yıllardır bahsediyoruz. Şimdi yeni yeni bu dünya genelinde işte Amerikalılar, İngilizler, hele geçen sene veya 2015'te İngilizler toplandılar. 300'e yakın doktor. Dediler ki dünyadaki en büyük problem dediler. Kabızlıktır dediler. Kalın bağırsak problemidir dediler. Şekerde, tansiyonda vesaire hep buna bağlı dediler. Yani biz buradan tekrar edelim. Eğer kalın bağırsağınız iyi çalışırsa siz şeker hastası kuvvetle ihtimal olmayacaksınız. Peki hocam, şeker hastalığının tedavisi için hangi bitkilere yönelmek ya da günlük neleri tüketsek bizim için daha sağlıklı olur? Bakın, hem biraz... yani hem şeker hastalığının tedavisi için hem de korunmak için. Ben şeker hastalarıma, şimdi biz ne yapıyoruz? Şeker hastalarına sık yemek yediriyoruz değil mi? Oruç tutturmuyoruz. Ben bütün hastalarımı oruç tutturdum. Bir tane hastam bana, yani işte hocam bak ben oruç tuttum ve işte şekerim şöyle şöyle oldu, sıkıntıya girdim demedi. Bu da önemli bir bilgi. Demek ki oruç tutmanın şeker hastalığına bir zararı yok. Yani o hastalık değil bir zararı. %100 olarak konuşmuyorum ama az yemenin ve oruç tutmanın ve nasıl diyelim yemeğe sindirilecek halde yenmesinin çok çok ciddi bir diyabette faydası var. Az yemek. 2. Ben hastalarıma yemek sırasında su içmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle şeker hastalarına yemek sırasında su içmelerini. Başka? Bazı bitkileri kullanmayı tavsiye ediyorum. Nedir işte biraz önce bahsettik. Bir sarmaşık türüdür. Siz onu eksesini kullanıyorsunuz. Diyabetten kurtuluyorsunuz. Başka? Olmazsa olmaz. Mutlaka kalın bağırsak kolon hidroterapi tavsiye ediyorum. Niye? Kalın bağırsaklar eğer fazla dolar ise yukarıya baskı yapıyor. Sağ tarafa baskı yapıyor. Safra kesesinde taş, karaciğerde yağlanma ve safra çamuru. Sol tarafa bastırıyor. Bu sefer pankreası çalışmasında problem çıkıyor. Siz 4 kişi yakalasa şimdi sıksa zor hareket edersiniz. Pankreas da böyle. Sıkıştığı zaman iyi çalışmıyor. Bizde bazen işte ya işte sende şekere yatkınlık var, şeker sınırda veya şeker hastasın dedikleri zaman aslında kalın bağırsağın pankreası fazla sıkıştırması. Kalın bağırsak temizliği, mutlaka hacamat. Hacamatta diyabette olmazsa olmaz şeylerimiz var bizim, merkezlerimiz var. Hacamatla ilgili iki cümle söyleyeyim. Hacamatı biz çok iyi bilmiyoruz. Hacamata sadece biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu sünnet olan koruyucu hacamattan. Ama hacamat ikiye ayrılır. Koruyucu hacamat, tedavi edici hacamat. Resulü Efendimiz böyle kullandı. Koruyucu hacamatta hiçbir hastalığınız yoksa
dört dörtlük sağlıklıysanız yılda iki veya dört kez ay takvimine göre, kameri takvime göre belli günlerde. Ama onun dışında hastalık varsa o hastalığa yönelik harcamak. İşte biraz önce bahsettiğimiz hastalıklardan işte şeker hastalığı ve hipertansiyonda Allah-u Teala bazı merkezler yarattı. Bu merkezlere yapılan hacamat bundan ortadan kalkmasına vesile oluyor. Bunu eğitim alan doktorlara eğer giderlerse bana da gelebilirler. Yani o hastalıkları çok ciddi bir şekilde, çok hızlı bir şekilde tedavi etmek mümkün. Mümkün. Tabii kolon dedik, hacamat dedik, bazı bitkiler dedik. Geride bir şey kalmadı. Bunları uygulayan zaten rahat bir hayat yaşar, sağlıklı. Tabii canım. Hareket etmiyoruz diyor. Aslında nedir? Hareket. Siz eklemleri, organı hareket edeceksiniz. Namaz kılıyorsunuz. Biraz da yürürseniz, bir yarım saat, 20 dakika yürürseniz olay zaten bitiyor. Biraz da bu sıkıntı var galiba. Yürüyen merdivenler, her yere taksiyle, işte metroyla gitmek. Pek yürümeyi bıraktık galiba günlük hayatımızda. Dün bir olay yaşadım. Benim Gökhan diye bir yeğenim var. Benim şöyle muayenede, ben masadayım, o da önümdeki sandalyede oturuyor. Yan tarafta da başka bir yeğenim var, Sercan. Dedim ki, bir Sercan içeri de gel dedim. Cep telefonuyla çağırmaya kalktı. Bakın. O kadar üşendi. 10 metre canım, yani bir oda ve diğer oda. Yani bu böyle. Hareket etmeyince ne olacak? Peki bu hareket etmeyince aklıma ne geldi? Belki de programın son bölümünde izleyenlere de bilgi verme açısından. Bu kireçlenme, bu hareket etmemekle de bir ilintisi var mı hocam? Kireçlenme dediğiniz neresi kireçlenir? Hareket eden yerler, yani menteşeler, vücudun menteşeleri. Siz şuradaki stüdyonun kapısını yani 3 sene açmayın. Ne oluyor menteşeler? Paslanır. Paslanır. Yani bizim aynı vücuda kireç. Hareket etmediğiniz zaman bunlar başlıyor. Pekala, hareket ediyor ama ilerleyen zamanda yağlanmazsa yine sıkıntı değil mi? Yine açılıp kapandı. Ha. İşte vücut da bunu yapıyor. Vücut bizim eklemlerimizi yağlıyor. Bildiğiniz yağlıyor ya. Şöyle düşünün. Ayak eklemi. Bir de burada eklem. Ortada bir tane sıvı var. Yağımız var bizim. İşte onunla birlikte siz eklemleri yağlıyorsunuz ve iyi hareket etmesini sağlıyorsunuz. Pekala niye bu şeyi bozuluyor? Neydi? Eklemler. Biraz önce bahsettik. İşte kireçleniyor. İşte menteşe gibi paslanıyor. Bir, hareket etmediği için. İki, yediğimiz, içtiğimiz toksinlerin orada birikmesi için. Siz vücuda aldınız ve vücudun atmadığı maddeleri nerede biriktireceksiniz? Bir yerlerde birikecek bu. İşte bunlardan büyük bir çoğunluğu da bizim eklem aralıklarımız. İltihaplanıyor, artrit diyoruz. Başlıyor eller, ayaklar, yamulmayan sıvı kayboluyor. Kıkırdaklar birbirine değiyor. Aman hocam işte bana dediler ki protez. Bunların hepsini elimiz bir kenarıyla itelim. Kireçlenmiş eklemlerde, sıvı kaybolmuş eklemlerde, bu bizim eğilmiş artrit dediğimiz iltihap eklemlerin tamamında yapılacak bazı tedaviler var. Bunların en az %50'si tekrar normal haline gelebilir. Herhalde süremiz biraz şey yaptı. Süremizi açtık ama o kadar güzel bilgiler veriyorsunuz ki. Çok şey yapmayalım. Ben şunu söyleyeyim. Yani özellikle yaşlı hastalarımızda eğer bel boyun fıtıkları, bel fıtığı, boyun fıtığı varsa, bir eklemlerinde kireçlenme var ise, sıvı kaybı ve kıkırdak aşınması var ise bunların tedavisi çok zor değildir. Protez olmadan, yani olay en son noktaya gelmeden önce mutlaka tedavi edebilir diyorum. Herkese hayırlı günler, sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Allah'a emanet olun. Hocam çok teşekkür ederim. Ben hem teşekkür kendi ederim. Adıma hem izleyiciler adına çok güzel, önemli bilgiler verdiniz. O senin güzel bir nefes saat programından da bu haftalık bu kadar. Sayın hocamız Mustafa Eraslan yine muhteşem bilgiler verdi. Hipertansiyonla ilgili, şeker hastalığı ile ilgili, kireçlenme ile ilgili. Eminim bunları bir köşeye not aldınız. Eğer kaçırdıysanız, hızlı anlattıysak sizlere, yine bizim resmi sitemizden programımızın tekrarını izleyebilirsiniz sevgili izleyenler. Umarım bu bilgileri de gündelik hayatınızda uygulayıp sağlıklı bir yaşam sürersiniz. Biz de bir sonraki programa hazırlanacağız değerli hocamla birlikte. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.